Bir gün beni bir anne aramıştı ve şöyle dedi. Biraz yokluğu olan bir anneydi. Yani maddi durumu iyi olmayan bir anneydi. Demin çünkü zenginden örnek verdik. Dar gelirliden de vermiş olalım. Orada da çünkü aynı mantalite işliyor aslında. Böyle ağladı ağlayacak bir halde aradı beni. Diyor ki Hatice Hanım dedi, çocuğumun arkadaşlarından, işte bizim maddi durumumuz pek yok, ondan daha iyi durumda olan arkadaşları var. Geçen gün dedi arkadaşıyla konuşmasına şahitlik ettim. Arkadaşı ona diyor ki dedi, işte hafta sonu gittik waffle yedik. Waffle'ı belki bilmeyenler vardır işte, hani böyle pankek yapıyorsun, üzerine çoko kremi sürüyorsun, ondan sonra üzerine de meyve koyuyorsun, o yani. Evet. Öyle bir tatlı. Ondan sonra benimki de dedi, hiç biz gidip yiyemediğimiz için waffle dedi. Döndü bana dedi ki dedi, anne waffle ne dedi. Arkadaşı da bilmiyor musun waffle'ı dedi ona. Ve ben çok mahcup oldum dedi ve bunu söylerken ağlamaya başladı. Dedim ki, biraz sakinleştikten sonra, hanımefendi yani şu an biz, bak ben waffle dedim sonra izah ettim ne olduğunu. Neden? Hayatında hiç waffle yememiş olan, bunu bilmeyen o kadar çok insan vardır ki, bu sizde neden bir mahcubiyet duygusu oluşturuyor? Neden? Yani siz orada gayet normal bir biçimde, aa yavrum evet biz hiç yemedik ya, hafta sonu bak yapalım evde, çünkü evde ufak malzemelerle hazırlanabilecek bir şey de tamam. Bu zaten. Yapalım evde, şöyle üzerine şunu sürüyorsun, şöyle de meyve koyuyorsun üzerine, böyle bir tatlı bu diye ne olduğunu basitçe anlatabilirdiniz. Çocuğunuzun bunu bilmemesinden niye mahcup oluyorsunuz ki? Bu da farkında mısın yetişkinin düşüncesi? Bu etiketleme yapıyor ve daha da kötüsü çocuk bu etiketlemeyi kabul ediyor. Demek burada mahcup olunması lazım. Aynen, çocuğuma da bunu öğretiyorum yani. Hafta sonu gidip waffle yiyememek mahcup olunacak bir şeydir. Değildir. Değildir. Bak şu da mahcup olunacak bir şey değildir. Yavrum arkadaşındaki o oyuncağı beğenmeni anlıyorum. Ben de sana almak isterdim ama şu an biliyorsun para verilip alınıyor ve şu an buna ayıracak bu kadar paramız yok demek mahcup olunacak bir şey değildir. Varlık da övünülecek bir şey değildir. Çünkü rızkı Allah verir. Biz Karun gibi bir nefisle dolaştığımız için yokluğu mahcup olunacak, varlığa da övünülecek bir şey. Elbette ki çalışmak vardır, elbette ki gayret vardır rızıkta, gayret vardır. Ama gayret ettiği halde olmayan da vardır. Olmayan da vardır. Ya da gayret etmediği halde olan vardır demeyeceğim. İlla bir gayret vardır var. Da onlara da sonucu çok şey olmuyor. Falan belki. Ha, hani öyle bir miras şeydir. Gelmiştir ha, miras ya gelmiştir. Gayrimeşru gelebiliyor milli piyango vesaire. Ha, öyle bir şey onun olmuştur da çok belki. Olmuyor. Ama onlar da istatistiki olarak azdır yani. Tamam, zenginlikte bir gayret vardır. Eyvallah. Hani bir gayret etmiştir. Allah da karşılığını vermiştir. Ama vermeye de bilir. Rızkı veren Allah'tır. Ve çocuklarımıza zenginlik için dua ettirirsek hata ederiz. Bereket için. Hayırlı rızık için. Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz yine. İşte ben de dedi elimden geleni yaptım dedi ama olmadı. Allah bir kapı açmadı dedi. Dedim ki biliyor musun dedim hayatımda yani senin için bunu söylemiyorum dedim. Sadece hani örnek olsun diye. Bazı insanlar var ki dedim zengin olmasalar onlar için daha hayırlı. Çünkü bilemiyorsun ki belki zengin olsan zorba olacaksın ya. Ve bu senin cehennemin olacak. Onun da örneği yok mu? Tabii. Hep o ismi unutuyorum, kimdi? Salebe. Salebe yazık oldu. Salebe'ye. Niye? Hadi anlat. Niye yazık olmuş Salebe'ye? Sen de böyle yani benim çalışmadığım ya yani gerçi bildiğimiz konular da toparlaması zor oluyor. Çünkü bir de yani Asr-ı Saadet'ten böyle yani hikaye anlatır gibi de anlatmamak lazım ama hadi şey yaptık, genel olarak şöyle hızlıca şey yapmış olalım. Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem Salebe isminde bir sahabe var. Ve Efendimiz'e sürekli Efendimiz benim zengin olmam için bana dua et diyor. Sen hayırlısını iste diyor Efendimiz. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur ama etmiyor duayı konu, yani. Konu aşağı yukarı böyle. Ve bunu tekrar tekrar Efendimiz'den istiyor. Yani zengin olmak için, varlıklı olmak için dua istiyor. Ve Efendimiz belli bir süre sonra bu ve diyor ki yani ben bunun zekatını vereceğim, hayrımı yapacağım. Çok da takva bir sahabe zaten. Tabii yani. Beşe beş katan falan böyle. Vakit namazlarını falan her sürekli şeyi. Mescitte kılan. Sonrasında Cenab-ı Allah bu varlığı nasip ediyor Salebe'ye. Salebe belli bir süre sonra işte varlık, o dönemin varlığı koyunları var. Koyunları işte çoğalıyor. Her zaman çoğalıyor.
Başlangıçta vakit namazlarında göremiyor Efendimiz Salih Bey'i. Soruyorlar işte uzak noktalara koyunlarını otlatmaya gidiyor, yetişemiyor buraya vakit namazlarında. Belli bir süre sonra cumalarda görememeye başlıyor. Belli bir süre sonra da zekat memurlarını geri çeviriyor. Tabii. Yani, zekat farz olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönderiyor. Zekat memurlarını gönderiyor ve o şu cevabı veriyor. Yani ben diyor bu kadar diyor çalıştım, ettim. Bu kadar diyor birbirine kattım. Bu kadar diyor sürekli hayvanlarımın başında şey yaptım. Yani şimdi diyor bunların arasından diyor ben bir de verecek miyim diyor. Yani bu nasıl bir şeydir diyor. İşte zenginliğin nefis ve o zorbalık kısmına geçen noktaya ne yazık ki geçiveriyor. Yazık oldu Salih Bey. Sonrasında haber geliyor. Efendimiz de o yüzden o yazık oldu Salih Bey'e başlığı oradan geliyor. Efendimiz'e konuyu bildiriyorlar. Yazık oldu Salih Bey'e diyor. Sonra Efendimiz vefat ediyor. Sonra Hazreti Ebubekir zamanında zekat memurlarına zekatını yolluyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin kabul etmediği zekatı ben edemem diyor ve bu birkaç böyle halife döneminde de sürüyor sanırım. Sonra onun zekatı hiçbir zaman kabul edilmiyor ve Salih Bey de öylece vefat. Yani Karun'un yerin dibine geçmesi gibi, ben çalıştım ben yaptım deyip yerin dibine geçmesi gibi. Aslında rızkı Allah'tan bilmek dediğimiz mekanizma var ya, rahatlayacağız ya. Değil mi? Ya. Rahatlayacağız. Ne yerinirsin ne övünürsün. Rabbim bunu nasip etti. Çok şükür dersin bitti. Ve elindeki varlıkla yapman gerektiği gibi harika. Çocuğa bu bilinci verebilsek var ya başka bir şey verme zaten. Aynen öyle. Başka zaten bir şey verme zaten. Bu olgunlukta yetiştirebildiysek korkma. Aynen. Gerek bu konuda gerek diğer konularla alakalı. Yani imanının kuvvetini elinde tutarsa bir birey, İmanı ona bir kuvvet verirse, varlığın da kuvvetini, yokluğun da kuvvetini Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah o her daim yardımı üzerine olacaktır. Kesinlikle. Zaten. Bir de şunu söyleyeyim. Evet. İmanın kuvvetini de nasıl ölçeriz? Kendi çıkarınla, yani senin hoşuna giden bir durumla. Hazzınla. Hazzınla, çok doğru tam da konumuzla. Senin hazzınla Allah'ın emri arasında kaldığın anda, Allah'ın emri tarafında durabiliyorsan tamam o iman evvelallah sağlam. İnşallah.